Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Volkan Yörük. Sizler için hazırlamış olduğumuz İsyan Haber Bülteni'ne başlıyoruz. Korona başlayalı günümüze kadar bir yıldan fazla gün oldu. Hatta bir yıldan ikinci yıla gün aldı diyebiliriz. Ama hala dışarıda maskesiz ve kuralları tanımayan insanlar var. Sıkıldık abi, ne yapalım? Yeter ya, bunaldık diyen arkadaşlar. Bakın, her şeyin başa dönmesi an meselesi. Lütfen ama lütfen 14 kurala uyalım diyoruz. Aynı zamanda şu anda Instagram'da bu hikayeyi gören değerli arkadaşım, neden beni takip etmiyorsunuz? Takip etmek bedava. YouTube sayfasından takip etmek bedava. Her yerden takip etmek bedava ama kimse kimseyi takip etmiyor. Zamanında vakti birinde çok zeki birisi demişti ki tam 2 milyon tane Türkiye'de YouTube kullanıcısı var. Eğer 2 milyon kişi birbirini takip etse ülkede herkes YouTube'dan, yani Amerika'nın YouTube'undan para kazanır. Yani gerçekten bazen hak veriyorum. Yani biraz mantık. Neden takip etmiyorsunuz arkadaşım? Ne kaybediyorsunuz? Yani az takipçi olunca siz daha mı üstün oluyorsunuz? Daha mı kariyerli oluyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ay, çok özür dilerim. Canlı yayında biraz agresifleştim. Özür dilerim arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Hayırlı hafta sonları diliyoruz. Bir de ufak bir anekdotumuz var. Perşembe gününden cuma mesajı atan arkadaşlar, siz daha mı çok Müslümansınız ya? Neden perşembe gününden atıyorsunuz abi? Aa, ben daha çok Müslümanım. Yani cumaya gitme ama cuma mesajını at. İş o kafaya geldi. Lütfen bunu yapmayın arkadaşlar. Perşembe gününden cuma mesajı atmayın. Yani otomatik atıyorsunuz zaten. WhatsApp'tan otomatik. Yani o kadar değer vermiyorsunuz ki. Otomatik mesajla herkese atıyorsunuz. Attı. Oh Allah. Sevabım. Sevabım geldi. Öyle düşünüyorsunuz. Yanlış. Yanlış. Cuma mesajı cuma günü atılır. Bireysel atılır, kişisel atılır, toplu mesaj atılmaz abi. Siz başkan mısınız, vekil misiniz, aday mısınız, belediye başkan adayı mısınız, toplu mesaj atıyorsunuz ya. Seninle gurur duyuyorum. Hayırlı cumalar, bilmem ne falan yazıyorsunuz, bir de ilginç ilginç mesajlar yazıyorsunuz. İlginç, ilginç. Cumaya gitme ama cuma mesajını kaçırma, perşembeden at. Ya yapmayın, şunu yapmayın ya. Kusura bakmayın, ben yine sinirlendim. Evet sevgili seyirciler, peki hiç mi güzel haber yok, yani hep böyle kötü haberler mi var? Evet, güzel haberler de var. Biliyorsunuz kafeler açıldı, restoranlar açıldı, 45 dakika süre koyuldu. Yani çorbanızı içtiniz, tam ara öğünü yiyeceksiniz, yarısına geldiniz, hop hemen lokanta değiştiriyorsunuz, diğer lokantada oradan devam edip pilavı, sonrasında salatasıydı derken hop yine süre doldu, öteki restoranta geçiyorsunuz. Orada da kalan yemeğinizin, ana yemeğinizin tamamını yiyorsunuz. Tam tatlıya geçecek. Ah! Yine 45 dakika doldu. Haydi bakalım diğer restoran diyerek bir öğün yemeği yaklaşık 4 ya da 5 restoranda tamamlayabiliyorsunuz. Aslında neşeli bir haber. Yani farklı bir haber. İçeriye girene kadar maskeli, yemeğe oturduğunuzda yemek masası özel bir kalkanla, görünmeyen bir perdeyle korunduğu için masanın etrafındaki o perde sayesinde masada oturanlar korunuyor. Yani onların herhangi bir maske takmasına ya da sosyal mesafeye ihtiyacı yok. Buradan bunu anlıyoruz. Restoranlar, kafeler bir sene boyunca ne yazık ki kapalı kaldılar. Esnaf zor durumda kaldı ama vergiler ve ödenekler devam etti, kiralar devam etti. Peki buradaki yanlış neydi? Soru işareti, buna cevap vermek istemiyorum çünkü içeri girmek istemiyorum. Diğer haberimize geçiyoruz. Özür dilerim. Evet, arkadaşlarım bildiriyorlar. Doğru. Evet, şimdi özellikle havaalanlarında yoğunluk arttı. İnsanlar yurt dışına kaçıyor. İş gezmesi adı altında, iş kişvesi altında daha doğrusu, iş gezisi altında dolaşıyorlar, geziyorlar, fink atıyorlar. Yurt dışına gidince turist muamelesi görüyorlar. Maske de takmıyor. Yani turist olana virüs bulaşmıyor mu? Bunu daha anlamış değilim. Hem bizim ülkemiz için hem bütün dünya için soruyorum. Turist olduğun zaman, başka bir ülkeden geldiğin zaman o ülkenin virüsü, lan bu turist, biz buna bulaşmayalım oğlum, ne işimiz var lan bununla, uğraşmayalım mı diyor. Yani turiste virüs bulaşmıyor mu? Bunu daha anlamış değilim. Özellikle şu anda bizim ülkemizde de bu hakim.
Biliyorsunuz kısıtlamaların çok yoğun olduğu dönemde ki yine o yoğunluk gelecek gibi gözüküyor. İnsanlar maskesiz dışarı çıkamazken, sokağa çıkma yasağı varken turistlere serbestlik vardı ve maskesiz dolaşıyorlardı. İlginç, biz de aynı şekilde yurt dışına gittiğimizde aynı muameleyi yapabiliyorduk. Yani kafa karıştıran sorular. Artı uçağa binene kadar, sosyal mesafe bilet alana kadar check-in işlemleri, arada 2 metre. Uçağa biniyorsun, yan yana tıkış tıkış metrobüs gibi gidiyorsun. Hani boş koltuklar nerede soruyorum ey hava yolları taşımacılık endüstrisinin zenginleri. Kötü bir şey söyleyeceğim diye korktum ama son anda frenledim, virajı aldım. Normalde uçak koltuklarının da bir koltuk arayla olması lazım. Bakın bunu otobüs terminali, yani otobüs şirketleri, uzun yol araçları çok güzel yaptılar. Ne yaptılar? Bir kişiye iki bilet parası keserek yan koltuğu boş bıraktılar. Böylece sosyal mesafe olayını çözdüler. Uçak biletleri zaten pahalı. İki bilet, yani iki tane uçak bileti almak bir yolcu için bayağı külfetli olacağı için uçak şirketleri böyle bir olaya girmediler. Bilemedim ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Evet, bugün korona gündeminden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki ne yapacak? Koronadan korunmak için ne yapacak? Boşu boşuna gezmeye çıkmayacağız. Çok sıkıldık diye gidip de kafeteryalarda, AVM'lerde dolaşmayacağız. AVM'lerin açıldığı gün AVM'nin kapısında sabahın 9.30'da daha dükkan sahipleri gelmeden insanlar kuyruk olmuştu. Anlayamadım, gitti. Yani arkadaş, bu ne AVM aşkıymış? Eskiden AVM vardı da biz mi gitmedik diyeceğim. Yani eskiler ne yapıyordu acaba AVM yokken? Yani nereye gidiyorlardı? Yani bu AVM gezme yeri, dolaşma yeri değil. AVM alışveriş yeri, yemek yeme yeri. Yani para harcayacaksan AVM'ye gideceksin. AVM'ye gidip deli dana gibi dolaşacaksan, koronavirüsünü kovalayacaksan ya da koronavirüsünü yayacaksan AVM'de dolaşmanın bir mantığı yok. Yani güvenlik güçleri de bence alışveriş yapmayan ya da bir fişi olmayan adamı kardeşim alışveriş yapacak mısın? Evet, bir saat takip etsin. Bir saat içinde herhangi bir alışveriş ya da bir yerde oturup bir şey yemezse AVM'lere almasınlar. Yani AVM'ler mübarek açık alan, yani orman, piknik alanı gibi kullanılıyor bizim ülkemizde. İlginç, ilginç. Evet, buradan AVM'lere de söyleyeceğimizi söylediğimize göre korona haber bülteninde, evet arkadaşlar, evet yeterince salladın abi diyorlar. Eyvallah, eyvallah. Evet, evet. Cuma abi, cumalara ne diyorsunuz? Yani cumaları gidin abicim. Yani Diyanet cumaları artık camileri açtı. Yani şimdi bunu bahane edip de ya korona vardı da biz cumalara gitmedik, cumaları kaçırdık, kusura bakma diyemezsiniz. Yani öyle bir şey yok yani. Şu anda serbestlik var. Maskenizi takacaksınız. Sosyal mesafe kurallarına uyacaksınız. Zaten her mahallede 5 tane cami var. En sakin neresiyse, en sakin, en kalabalık olmayan neresiyse oraya gidin. Hem size ne kadar uzak camiye giderseniz o kadar sevap alırsınız. Bu kadar basit. Yani ameller niyetlere göredir. Maskenizi takın, sosyal mesafenizi kurun, abdestinizi de evde alın. Cumalara gidin. Abi cumaya da gidemiyoruz ya, korona çıktı. Lan arkadaş, koronadan önce de gitmiyordun ki sen. Yani koronadan önce de gitmiyordun. Şimdi korona ona böyle bir bilet, bir şey gibi oldu yani. Savunma kalkan. Abi cumaya, abi ne gideceğim, korona var ya, yasak. Yasak değil abiciğim. Her şey Allah'tan. Normal markete, AVM'ye işte gidiyorsun. Fast food yemeye çıkıyorsun dışarıya. O zaman yok değil mi? Başka şeyler yemeye, içmeye söylemek istemiyorum burada. Böyle dumanlı şeylere gidiyorsunuz, çıkıyorsunuz, o riske giriyorsunuz. Yani burada 15-20 dakikalık namazda mı o riske girmiyorsunuz? Anlayamadım yani. O da bir ayrı dert, o da bir ayrı masal. Biz her şeyi, ne yazık ki biz ayağını yorganına göre uzat deyimini almışız. Her şeyi işine gelen gibi yora değiştirmişiz. Bu atasözünü de yanlış anlamışız. Onun için cuma namazlarına bence şahsım adına ben giderim. Gitmeyi de gidin de derim yani. Yani orada da korona kapacaksak o da nasip kısmet. Yani o başka yerde kapmadın da orada mı kaptın? Yani öyle bir kaide yok, öyle bir savunma da yok diyorum. Evet, soru cevap yapalım. Var mı sorusu olan? Yok, oyunculuğu bırakmadım arkadaşlar. Pandemiden dolayı iş yok. Kimse bizi çağırmıyor. Kimse bizi çağırmayınca da biz de gidip zorla herhangi bir dizide ya da reklamda oynayamayız. Birkaç tane teklif geldi.
çok ciddi söylüyorum. Arayan oldu, işte Çukur'dan arayanlar oldu, reklam için arayanlar oldu. Ama böyle hani 2 bölüm, 3 bölüm, artık biz tabii o 2 bölüm, 3 bölüm olayını geçtik diye biraz havaya girdik, gitmedik. Zaten adamlar da aramadı. Sonra tabii ben adamı arayınca adam bu sefer beni meşgul attı abi, sallamadı yani. Sen misin artistik yapan dedi. Geri dönüş de olmadı. Onun için şu an evdeyiz abi. Şimdi o şeydeyiz. Oyuncu, şu an oyunculuk işi yok yani. Tabii ki kuklalarım da duruyor. Dekorlarım da duruyor. Ben böyle hazır, halihazırda bekliyorum. Her an bir tiyatro, her an bir sahne programı olacak diye. Ama ne yazık ki işi yapıyoruz. Paramızı alamıyoruz. Bir de öyle bir şey var. Zaten senede 2 tane işe çağırıyorsunuz. O işin parasını da 6-7 ayda zor alıyorsunuz falan filan, böyle saçma sapan bir şey. Sanki aldığımız 100 milyar 200 milyar para bekliyoruz falan, böyle komik. Açıkçası o işten biraz sıkıldım. Yavaş yavaş elimi eteğimi çekmeye karar verdim. Vantua Kukla ve Çocuk Şarkıları sunum olayı, oyunculuk olayı devam. Ama tiyatro olayını biraz böyle geri plana çekeceğim gibi gözüküyor yani. Zaten belediyelerin de artık online dışında tiyatro, miyatro yapacağı yok yani. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyoruz. Bu haber bülteninde bizlere eşlik ettiniz. Elimizden geldiğince koronayla ilgili bir gündem oluşturmaya çalışıyoruz. Fakat gördüğüm kadarıyla insanlar pek de sallamıyorlar. Hayırlısı diyelim, hayırlısı diyelim. Biz kendi karantinamızı alalım, kendi önlemlerimizi alalım. İnşallah en kısa zamanda, çünkü geçen her süre hem ülkemiz için, hem esnaflarımız için, hem bizim için hep bir zaman kaybı, hep bir ömrümüzden geçen bir boş yıl. Yani mesela bir yıl boş geçti gibi görüyoruz. Yani çünkü neden? Birçok insan normal hayatında yaptığı işleri yapamadı, özgürlükleri kısıtlandı. Dolayısıyla bir yılımız, hayatımızdan giden bir yıl boşa gitti. Öyle düşünün. Bu bir yılı verimli kullananlar da oldu. Evde kaldıkları sürede kendilerini yetiştirenler benim gibi. İşte şu bir yılda belki 30 tane, 40 tane kitap bitirmişimdir. Dil öğrenenler mi dersiniz, iş öğrenenler mi, internetten böyle programlar yapmayı mı dersiniz, ben öğrendim. Yani koronada bunları yapanlar da oldu, sadece göbek yapanlar da oldu. Onun için zamanınızı, bir bu kadar daha zamanınızı boşa harcatmak istemiyorsanız, kuralların daha da sertleşmesini istemiyorsanız, sizlerden ricamız, sadece kendiniz için değil herkes için söylüyorum, lütfen biraz daha dikkatli olalım, kurallara uyalım. Birisi size maskenizi takın dediğinde ne diyorsundan sana mı soracağım diye ona kafa tutmak yerine, ah kardeşim kusura bakma farkında değilim deyip maskemizi takalım ve dikkat edelim. Yani bu çok önemli. Açıkçası özellikle marketlerde maskesiz birini gördüğünüz zaman uyarıyorsunuz, uyardığınız zaman da o da sizi uyarıyor yani. İlginç bir şekilde hatalı sizmişsiniz gibi market görevlisine söylüyorsunuz. Market görevlisi, abi ne yapayım, kaç defa uyardım diyor. O da ayrı bir sıkıntı. Yani sırf bunun için maske denetleme görevlileri mi olsun? Yani takır takır ille ceza mı yazsınlar? Ondan sonra da devlet her şeye ceza yazıyor. Yazacak tabii kardeşim. Kural koymuş, kurala uymuyorsun. Toplumla yaşıyorsun. Eğer kurallara uymak istemiyorsan gidersin. Ormanda tek başına yaşarsın, dağda yaşarsın, kafana göre yaşarsın. Tek başına yaşarsın, kafana göre yaşarsın. İster maske takmışsın, ister ne yaparsan yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Toplumla yaşıyorsan, toplumla yaşamanın gerektirdiği kurallar var. Koyulmuş kurallar var, yasalar var. Bunlara uymak zorundasınız. Ki ahlaki olarak gerekli bir kural. Hem ahlaki olarak hem de yasal olarak bu kurallara uymamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugün de korona gündemimizin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Bir başka gündemde farklı bir konuyla yine sizlerle olacağız. Bir dahaki gündemimizde efendim okulları ele alacağız. Okullar açılsın mı, açılmasın mı, açılsın mı, açılmasın mı, açılsın, açılmasın, açılmasın, açılsın gibi farklı alternatifleri, denklemleri bir araya getirip doğru sonuca ulaşmaya çalışacağız. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen takip etmeyi ve kanalımızı fenomen yapmayı unutmayın. Sizlerden rica ediyoruz. Çok daha güzel ve etkileyici videolarla sizlerle beraber olacağız. Ben Volkan Yürük, namı değer Volkan abi.
Herkese iyi günler diliyorum. Eski, tabi eskiler bilirler. Bir haber spikerinin dediği gibi. Her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsanız, hoşça kalın. Oğlum hiç mi güzel bir haber yok? Hiç mi güzel bir haber yok abi?